Sevgili öğrenciler, bir istek vardı. Atatürk inkılaplarının gerçek gayesi nedir? Bunu açıklayan bir kompozisyon istendi. Yalnız önce şunu bir edebiyat öğretmeni olarak belirteyim ki, bu inkılap sözcüğü yanlış kullandığı inkılap, Kaf var orada Arapçadaki, Osmanlıcadaki. değişimden geliyor. K var ama inkilap derse kef olursa inkilap denmesi yanlış. O köpekleşmek oluyor. Buna lütfen dikkat edelim. Türkçe karşılığı da devrim zaten. Şimdi kompozisyonumuza geçiyorum. Atatürk'ün yaptığı inkılaplar asıl kavramını yitiren durumları ortadan kaldırıp bu kurumları düzenleyip yeniden ilerleme sağlamaktır. Yani amacı bu düzenlemeler aklı ve bilimi ön plana almaktadır. Toplumlar hem demokratik hem de barışçıl olmaktadırlar. Atatürk ilkeleri de çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk inkılaplarına temel olan düşüncelerdir. İnkılapların felsefesinde yapıcılık yapıcılık en doğruya, faydalıya yöneliş vardır. Evet. İnkılapların yerimizi kaybettik de şuradan alalım. Atatürk ilkeleri evet Atatürk ilkeleri de çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk inkılaplarına temel olan düşüncelerdir. İnkılapların felsefesinde yapıcılık, en doğruya, faydalıya yöneliş vardır. Atatürk ilkeleri başlangıcından itibaren Türk inkılabı içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Bu ilkeler Atatürk'ün devlet anlayışını kapsayan milli devlet, tam bağımsızlık, milli egemenlik ve medeniyetleşme hedefini gösterir. İnkılapçılık Türk ulusunun çağdaşlaşması yönünden Atatürk inkılaplarının benimsenmesi, geliştirilmesi ve tehlike lere karşı korunmasıdır. İşte inkılapların gayesi budur. Cumhuriyet demek medeniyet demektir. Evet bu konuya e, yol göstermesi amacıyla örnek bir kompozisyon yazdım. İnşallah yararlanabilirsiniz. Yararlı olur. İyi çalışmalar diliyorum.